Boris bizi alıyor ve barınağa götürüyor. Yatakta uyanıyoruz ve kalkıyoruz. Gidebilmemiz için gereken kapı için şalter gerekiyor. Ve bu şalter Boris'te. Onu almak için Boris'e çorba yapıyoruz ve o da bize şalteri veriyor. Yolumuza devam ediyoruz ve Boris de bizi takip ediyor. Masadan bulduğumuz ışıkla beraber karanlık odalardan geçiyoruz ve iki kapalı bir yerden giriyoruz. Boris havalandırmadan giriyor ve bizi tek bırakıyor. Açılan geçitten ilerledikten sonra kocaman bir odaya giriyoruz ve gerçekten kocaman, unutmayın kocaman. Etrafta tonlarca bendi maketi ve mürekkep şelalesi. Oyuncakların bulunduğu odaya geldiğimizde sadece raflardan Alice Angel peluş oyuncakları görünüyor. Bu da Alice Angel'ın karakterinin fazla sevilmeyip satılmadığı anlamına geliyor. Oyuncak makinesini tamir ediyoruz ve asıl makineyi de tamir ediyoruz. Makine rafların yön değiştirmesini sağlıyor ve oralardan geçmemizi sağlıyor. Raflardan kurtulup odaya girdiğimizde Alice Angel'ın odasına giriş sağlıyoruz. Girdiğimiz odada televizyonlarda Alice Angel'ın animasyonu oynatılıyor. Ve biraz daha ilerlediğimizde ise Alice Angel'ın ilk jumpscare'ini görmüş oluyoruz. Belirli yollardan gittikten sonra Boris'i görüyoruz ve elindeki gaz borusu alıyoruz. İlerlediğimizde ise Butcher Gang'in posterini görüyoruz. O postere biraz daha yaklaştıktan sonra kasap çetesini de ilk kez görüyoruz ve ilk jumpscare'ini yiyoruz. Gelen çete üyesini öldürüp şalteri çekiyoruz ve bu şalter sayesinde başka bir geçit açılmış oluyor. Geçitten ilerledikten sonra bir asansör görüyoruz ve binip aşağı doğru iniyoruz. Asansörden aşağı inerken Alice Angel bizimle konuşuyor. Ve yeni görevimiz Alice Angel'a takılmak oluyor. Yani şu manada takılmak. Ben bir insanım ve bu mekandan kaçmak istiyorum. Ben de bir şey canım. Eğer benim emirlerimi uyarsan istediklerimi getirirsen sana kaçmamı başarım. En uzun süren chapter'ın bu olduğunu düşündüğümden dolayı aşırı detaylı geçmeyeceğim burayı. Sadece bu bölgede Alice Angel'ın sözlerini dinliyoruz ve istediklerini yapıyoruz. Umuyoruz ki dediklerini yapalım ve kaçma yolumuzu açalım. Tabi bunları yaparken Bendy'yi birçok kez görüyoruz ve ondan saklanmak için kulübelere giriyoruz. Bir görevi yaptığımız sırada garip biriyle tanışıyoruz. Projektör. Kısaca projektörün vücut yapısı Bendy ile aynı. Fakat kafasında projektör ve aşırı güçlü. Başka önemli bir şey yok projektör canavarının. Her neyse Alice Angel'ın tüm istedik görevleri tamamladıktan sonra bir diyaloğa sonunda kaçmamız için gereken göreve sahip oluyoruz. Alice bize kaçış yolunu hazırladığını söylüyor ve asansöre doğru gidiyoruz. Asansöre biniyoruz ve asansör surface yani yeryüzüne doğru çıkıyor. Alice konuşurken Boris ile beraber onu dinliyoruz bir süre. Ama asansör tam yeryüzüne çıktığı anda Alice gülmeye başlıyor. Ve asansör arızalanıp aşağı doğru düşüyor. Bize onu benden çalabileceğini mi sanıyorsun diye Boris'ten bahsediyor. Alice'in başından beri planı buydu. Boris'i almak ve Boris'i daha da şeytani bir şeye dönüştürmek. Asansör tamamen düşüyor. Chapter 3 sonu. Ayağa kalkıyoruz ve kendimize geliyoruz. Amacımız Boris'i bulmak ve kurtarmak. Belirli odalara giriyoruz ve çıkıyoruz. Ama kaset bulunan o oda. Kaseti açtığımızda bir çalışanın ya da seçilmiş bir çalışanın can çekişme seslerini duyuyoruz. O sesler neyin sesleri? Tabii ki de Bertram Piedmont'un. O kim diyecekseniz ilerleyen zamanlarda anlayacağız. Yerden bulduğumuz vana ile birlikte açtığımız kapıdan sonra önümüze bir yer geliyor. O hepimizi serbest bırakacak yazan bir oda ve altında ben de ilgilenen tapan ruhlar. Gerçekten ürpertici. Önümüze gelen kütüphanenin içindeki belirli kitapları içine itiyoruz ve farklı bir yer açılıyor önümüze. Epey yüksek ve ıssız bir mekan. Karşıya geçiş sağlayacak mekanizmayı çalıştıracak şalteri indirmek için makine parçası gerekiyor. Ve o makine parçasını önceden Joey'in her şeyi yaratabilmesi için icat ettiği makineden yaratacağız. Onun için mürekkep gerekiyor tabii ki. Şelaleden mürekkep alıyoruz ve geri gelip makineye koyuyoruz. Çalıştırdığımızda ise mürekkepten istediğimiz parça icat ediliyor. Bu aslında doğru kullanıldığında güzel bir icat. Parçayı takıyoruz ve karşıya geçmek için gelen asansörü bekliyoruz. İçine giriyoruz ve karşıya geçiyoruz. İlerlediğimiz kapıdan sonra dümdüz bir yol görüyoruz. Dümdüz ıssız bir yol. Yoldan ilerlediğimizde halüsinasyonlar görmeye başlıyoruz. Bunları kendi teorime göre değerlendirirsek burada görmediğimizden fazla kayıp ruh var. Gönderimini yapıyorlar. Yolumuza devam ederken Alice de ne kadar konuşsa onu takmayıp yolumuza devam ediyoruz. Bir kapıdan sonra önümüze tonlarca mürekkepten canavar geliyor. Masum bular bilmiyoruz ama mürekkepe dönüşmeden önce masum oldukları kesin. Belki de bu mürekkepten olan masum canavarlar masum çalışanlardı. Kimse bilemez. Tekrar bendeden bir jumpscare'den sonra büyük odaya geliyoruz. Belirli mekanizmaları tamamladıktan sonra daha da büyük bir odaya ve kocaman bir yaratığa denk geliyoruz.
Bu kişi Bertram Piedmont. Önceki ses kaydı da onun bu yaratığa dönüşmesinin ses kaydı olarak biliniyor. Uzun bir boss fight attıktan sonra onu yeniyoruz ve oradan uzaklaşıyoruz ve farklı bir geçite gidiyoruz. Orada ise ünlü projektör karakterini görüyoruz. Onu gizlice takip edip yukarı çıkıp şalteri açıyoruz ve geri dönüyoruz. Dönerken bir anda bizi görüp kovalamaya başlıyor ve biz de kulübelerden birine girip saklanıyoruz. Projektör bizim girdiğimizi fark ediyor ve bize dokunmaya çalıştığı anda Bendy geliyor. Orada projektör ile savaş veriyor ve yeniyor. Fark ettiyseniz projektörü öldürdükten sonra orada bırakmıyor. Bir nevi sürükleyip kaçırıyor. Bu da projektörün belki de ölmediği anlamına geliyor. Sonuçta makineler her istediğinizi geri icat edebiliyor değil mi? Yolumuza devam ettiğimizde ise bir vagona biliyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Vagonda giderken Alice bizimle konuşuyor ve bir süre sonra duruyoruz. Aslında durmuyoruz. Boris bizi tutuyor. Sevgili dostumuz mu desem bilemiyorum ama Alice Boris'i evcil bir kediden sokak kedisine çevirmiş. Makara bir yana Boris'in üstüne deney yapıp onun için güzel, bizim için kötü bir sonuca varmış. Boris bizim arabamızı tutuyor ve uzağa atıyor. Orada Boris ile uzun bir boss fight yaşıyoruz ama sonunda tatlı Boris'imizi öldürüyoruz. Boris bu formda Brut Boris formunda olmuş oluyor. Boris burada ölüyor ve mürekkebe karışıp toz oluyor. Aslında bu da Boris'in öldüğü anlamına gelmez sonuçta. Hani yine de makineden farklı bir Boris yapılabilir değil mi? Bence öyle. Arkamıza döndüğümüzde Alice Angel bizi öldürmek için üstümüze koşuyor ve... Bu iki kişiden birinin adı Tom ve diğerinin adı da Allison Angel'dır. Unutmayın, aynı kişi değillerdir, farklı kişilerdir. Chapter 4 sonu. Her şeyin sonuna yaklaştık. Mırıldanma eşliğinde uyanıyoruz, kalkıyoruz, bakınıyoruz ve Allison ile konuşuyoruz. Sonra tekrar uyuyoruz. Bekliyoruz ve Allison gelip yemek veriyor ve hayvan Tom onu yere atıyor. Yine bir süre geçiyor ve Allison duvarı çizmeye devam ediyor. Bize bir makine veriyor ve bu makineyle duvardaki gizli yazıların arka plandaki görünmez yazıları görebiliyoruz. Bir süre uyuyoruz ve Allison ve Tom'un ses duymasına uyanıyoruz. Onlar kaçıyor ve bizi burada bırakıyorlar. Biz de bir şekilde klozetin kapağını açıp gaz borusunu alıp kaçıyoruz. Önümüze tekrar ve tekrar mürekkep canavarları çıkıyor ve onları katlediyoruz. Sonunda deniz seviyesindeki mürekkeple kaplı bir mekan görüyoruz ve şalteri indirip tekneye binip o mürekkepin üstünden yüzmeye başlıyoruz. Geçitlerden geçerken Bendy'nin büyük eli gözümüze gözüküyor. Ve o el bizi yakalamaya çalışıyor. Aslında başarılı olabilir çünkü hani teknenin çalışmasını sağlayan arkasındaki motor mürekkepten tıkanıyor ve gaz borusuyla geri açıyoruz tıkanan yeri. Eğer açamasaydık bizi öldürebilirdi. Bu tekrarlanan sonunda kurtulmamıza sebep oluyor. Büyük bir alan görüyoruz ve içeriye giriyoruz. Önümüzde tahtayla kapatılmış bir oda var ve oraya ilerlediğimizde... Sammy Lawrence ölmemiş. Sammy ile büyük bir boss fight atıyoruz ve sonunda galip olan o oluyor. Bizi yere seriyor ve tam öldüreceği sırada... Tom bize ne kadar kötülük yapsa da sonunda kurtarıyor. Tabi bunun üstüne mürekkep canavarlar gürültüye geliyorlar ve Sammy Lawrence boss fight'ı kadar olmaz ama onun kadar bir savaş oluyor. Yeniyoruz ve yolları açıyoruz. Tabii ki de ilerliyoruz. Ve tahtayla yapılmış ince bir yoldan geçiyoruz diyeceğim ama geçerken düşüyoruz aşağı. Ve düştüğümüz mekandan kurtulabilmemiz için yollar var ve o yollardan yine borularla alakalı bir şeyler yapıyoruz. Her şeyi mürekkepten yaratabileceğimiz küçük bir makine ve diğer yaratıklarla birlikte yaşam mücadelesi veriyoruz. Mürekkepten gereken şeyleri yapıp boruları koyuyoruz. Tabii ki bu borular sayesinde yol açılıyor. Yoldan ilerleyip mekanı araştırdığımızda bir kutuda kaset tarzında bir şey görüyoruz. Ve tam bakacağımız sırada Allison ve Tom bizi buluyor. İlerliyoruz ve eski masamızın olduğu mekana gidiyoruz. Bakınıyoruz ve o sırada Bendy ortaya çıkıyor. Yürüyor yürüyor ve işin sonunda o büyük makineyi görüyoruz. Mürekkep makinesi. Allison ve Tom mürekkepten geçemeyeceği için bizim geçmemiz gerekiyor ve işi bitirmenin vakti çoktan gelmişti bile. Bendy'nin oturduğu mekana geliyoruz ve... Sonunda karşılaştık Bendy. Bendy bu formunda son formunda oluyor. Yani biz Bendy formunda oluyor. Yine belirli yerlerden şalterler açıyoruz ve tekrarlıyoruz. İşin sonunda geçitler açılıyor ve ilerliyor. Geldiğimiz mekanda güvende olduğumuzu sanıyoruz ama... Bendy mürekkep dolu camları çarptırıp sonunda hepsini kırdırtıyoruz. Açılan geçitten son yere gidiyoruz ve her şeyin sonuna. Ve kaseti takıyoruz. Ah!
Bendy'nin sonu ya da başlangıcı böyleydi. Oyunun sonunda bizi ev karşılıyor. Joe Drive ve Henry Stein. Ve oyunun sonunda Joey bizi döngüye sokacak bir şekilde mekana tekrar gönderiyor. Belki bu da mekana gitmeden ki önceki yeri açıklar. Ben Yukurp ve bu da Bendy'nin hikayesi. Teşekkürler izlediğiniz için. Selam, ben Adam.